girdiği her seçimi kazanan bir parti. Bununla da karşılaşmış değiliz. Bir oy grafiğini de görelim. Bir grafik de hazırladım ben. Nereden nereye gelmişsiniz grafikler şeyde, oy oranlarınızda. Siz bu başarıyı, kuşkusuz bir siyasi başarı bu. Siz bunu, böyle bir tablo var. %34 oyla başlamışsınız. Evet. Ve %49,8'e kadar çıkmış. Yani Türkiye'de oy kullanan her iki kişiden biri AK Partili olmuş. 2011 yılında. Daha sonra oylarınız inmiş ama yine %49,5'lara kilere çıkmış ama son seçimde 35'e inmiş. Bu 35'i özellikle soracağım ama şunu merak ediyorum. Siz bu başarıyı neye bağlıyorsunuz? Mesela birçok kişi muhalefetin biraz da zayıf olmasından dolayı AK Parti'nin iktidarını sürekli devam ettirdiğini söylüyorlar. Evet, teşekkür ediyorum. Aslında bu grafiğe AK Parti'nin getirdiği ve sistemde ilk önemli sistemik değişiklik olan 2008'deki, yani 2007'de meclisten geçti ve ondan sonra referanduma götürüldü. Cumhurbaşkanını halk seçsin, anayasa değişikliği, halkın seçmesini sağlayan anayasa değişikliğini eklemek gerekir. %69,5'la kabul edildi o. İlk, o önemli bir makas değişimiydi. Türk siyasetinde, kurumsal yapılarda reformların önünü açan, yani daha sonra yaptığımız reformların önünü açan temel değişiklikti. Halkın ve, Cumhurbaşkanı seçmesi. Tabii. Ve bunu AK Parti getirdi. Halkın iradesinin Türkiye'de devlet idaresine hakimiyetini AK Parti sağladı. Yani AK Parti aslında siyasette bir makas değişimi yaptı. Ve bir paradigma değiştirdi. Eskiden AK Parti öncesinde vesayet vardı. AK Parti sonrasında siyaset var. Ne demek? Yani bugün mesela en önemli sorunla karşılaştığı zaman bile, değil mi, vatandaşlarımız çözümün adresi olarak nereyi görüyor? Siyaseti görüyor. 90'lı yıllarda böyle miydi? Değildi. Değil. Vesayet odaklarını görüyordu. Hatta siyasetin bir kısmı da o vesayet odaklarını görüyordu. Hatta burada çok açıklıkla söyleyelim. Eskiden Cumhuriyet Halk Partisi sandıkta elde edemediği gücü AK Parti öncesinde anayasal kurumlarıyla, vesayet kurumlarıyla ittifak yaparak Ankara'da kullanırdı. Yani bunlar her birinin somut kanıtını sunarak söyleyeceğim argümanlardır. Şimdi bunun somut kanıtını sunayım. Şimdi zayıf muhalefet diyorsunuz. Çok güçlü muhalefetin olduğu Baykal dönemi. Rahmetli Baykal bunu, Sayın Baykal meclis kürsüsünden söyledi. 400 milletvekili alsanız bile dedi. Değil mi? Bu Ankara'da bizim istemediğimiz şeyleri yapamazsınız. Ya sisteme ilişkin tabii. Söylemedi mi? Söyledi. Peki 4 Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin o saygın, buradan da selamlamak istiyorum, her birini, o milletvekillerinin oylarıyla uzun yıllar Türkiye'yi gerçekten sıkıntıya sokan, Türkiye'ye yakışmayan, gençlerini heder eden üniversite kapılarında başörtüsü sorunu anayasa değişikliğiyle çözüme kavuşturuldu. Ama Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin götürmesiyle. Ama gazete manşeti neydi? 411 el kaosa kalktı. Yani millet iradesinin yansımasını, tecelli etmesini kaos olarak nitelendiren bir anlayıştan bugün her ne sorun olursa olsun adres olarak millet iradesini gören bir anlayışa bu yapıları getirdi. Kim? AK Parti. Neyle?
referandumlarla, yasal değişikliklerle, bütün bunlarla bu değişikliği sağladı. Şimdi bakın, çok özür dilerim. Siz bu 22 yıllık süreç içerisindeki en önemli dönüm noktalarından birinin Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi olarak. Hiç kuşkusuz. Bu birçok tabuyu aşmanıza mı yardım etti? Şu devlet de değişiklik tavandan başlar. Onun için bugün de anayasa diyoruz. Anayasada değişikliklerdi onlar. Anayasada değişiklik yapmasanız, Cumhurbaşkanı'nı halk seçmese, o zaman yapılan kurguya göre o askeri vesayetten ya da yargı vesayetinden kurtulmanız mümkün değil. Çünkü hepsi Cumhurbaşkanı'na bağlamış. Sistemi şöyle kurmuşlardı. Cumhurbaşkanı ve devletin kurumları devleti yönetir. Başbakan ve hükümet devletin belediyecilik hizmetlerini yapar. Bakanlıklarda idari mali işler başkanlıkları var. Lojistik destek yani. Dikkat ederseniz yol, su, elektrik, altyapı hizmetlerini yapar. Kim? Hükümet. Peki dış politika, efendim, eğitim politikaları, yargı, asker, efendim, güvenlik politikalarını kim yapar? Onu Cumhurbaşkanı ve devletin kurumları yapar. Millet iradesine dayanmayan bir yönetimin başarısını sürdürmesi kısa dönemli başarı elde etse bile mümkün değildir. Yani millet iradesine, tekrar ediyorum, dayanmayan, kaynağını millet iradesinden almayan bir devlet yönetimi başarılı olamaz. Sürekli bir başarı elde edemez. Ben izninizle şimdi size soruyorum. İki gün, önceki gün mesela askeri şura vardı. Eskiden askeri şuraları düşünün. Bir ay öncesinden başlardı tartışmalar. Öyle değil mi? Evet. Ondan sonra biz gazeteciler de sürekli haberini yapardık. Olduktan sonra devir teslimler bir ay sonrasına kadar da kim acaba hangi devir teslimde ne söyledi? Hepsi siyasi mesajlarla doluydu. Şimdi herkes kendi işini yapıyor. Oraya da gelmemiz lazım. Herkes kendi işini yapınca nasıl başarı elde ediliyor? Ne oluyor yani? Vesayetten siyaseti kurtarınca ne oluyor sorusunun da onlarca örnekli cevabı var. O bakımdan peki yarın hangi toplantı var? MGK. Var mı öyle bir günde? MGK çünkü kendi işini yapacak. Siyasetin işine girip orayı yapmayacak ki, siyaset orada çünkü o yapı değişti. Onlara geleceğiz belki. O yapıları değiştirdik. MGK kendi işini yapacağı için siyaseti domine etmiyor, öyle değil mi? Yani yarın orada bir bildiri olacak. Önceden, bir hafta önceden başlardı. Bir hafta devam ederdi. Peki Genelkurmay Milli Savunma'ya bağlandı. Kötü mü oldu? Şimdi Milli Savunma Bakanlığımız, askerimiz de güçlendi, siyaset de güçlendi ve askerimiz eskiden Genelkurmay Milli Savunma'ya değil, aslında Başbakanlığa bile sorumluydu, bağlı bile değil. Karşı, anayasaya öyle yazmışlar. Karşı sorumludur. Peki o zaman ne oluyordu? Türkiye'de çekiç güç vardı. Ama şimdi Türk askeri, yani bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimiz şu anda dünyada Somali'den Libya'ya, değil mi? Azerbaycan'dan Irak'a, Katar'dan Suriye'ye, her yerde var. Hangisi güçlü? Hangisi milletin lehine? İnanılmaz reformlar yaptık bak. İnanılmaz değişiklikler yaptık. Bugün Türkiye bunların hiçbirini tartışmıyor ve artık bunlar alanı domine etmekten çıktı. Yani vesayet ortadan kalktı ve irade idareye hakim oldu. Eskiden idare iradeyi yönlendiriyordu. Evet. Şimdi bunların da getirdiği inanılmaz sonuçlar var. Şimdi detaylarına gireceğim. Yani AK Parti'nin bu kesintisiz iktidarda kalma ve seçim kazanma başarısının muhalefetin güçsüzlüğüyle ilişkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Şöyle, AK Parti kendisiyle yarışıyor. Muhalefetin, yani bize güçlüsü, iyi bir muhalefet aslında iktidarlara yardım eder, önünü açar.
Demokrasiye daha fazla faydası olur. Tabii yani. Memlekete faydası olur, kendine faydası olur. Şimdi bunlar memlekete de yük, kendilerine de yük. Bakın seçimi, her girdiği seçimi kaybetti Sayın Kılıçdaroğlu. Değil mi? Peki 12 seçim kaybetti. Şimdi Türkiye'ye yük olacaktı. Ama buna millet fırsat vermedi kaç kere. Fakat şimdi kendi partisine yük. Orada işler tartışma başladı. Biz işin orasıyla değiliz. Ama arzu ederiz ki, bir şey söyleyeyim burada. Bizim en önemli başarılarımızdan birisi de böyle tek parti döneminin paradigmasına kodlanmış bu kulüp gibi çalışan Cumhuriyet Halk Partisi'ni getirdik, merkeze çektik siyasetimizle. Ve şimdi iktidarın yolunun sandıktan geçtiğini artık Genelkurmay koridorlarından, Anayasa Mahkemesi koridorlarından geçmediğini önemli bir kısmı anlamış durumda ve şimdi sandığa yöneldiler. Fakat orada çok acemi oldukları için de nasıl oy alınır onu bilmiyorlar. Yani vatandaşı suçluyorlar bu sefer. Başarısızlık elde edildiği zaman siz hiç bizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan yahut bizim parti yetkililerinden vatandaşı suçlayan bir cümle duydunuz mu? Biz her zaman kendimizde eksik ararız.